sahnede grubuyla birlikte dans ederken 600 kiloluk LED ekranının altında kaldı. Çin'in ünlü müzik grubunun yaşadığı talihsiz kazayı geçtiğimiz hafta ekrana getirmiştik. İşte o kazada dev ekranın altında ezilen dansçı hala tehlikeyi atlatamadı. Grubunun son gösterisinde üzerine dev LED ekran düşen dansçı hala yaşam mücadelesi veriyor. Doktorlara göre kurtulsa bile boynundan aşağısı felç kalabilir. Hong Kong'un en iyi koreografı seçildi. Çok sayıda ünlü isimlerle çalıştı. 27 yaşındaki Mo Li Kai-yin, 4 yıl önce Çin Hayatta Kalma Şovu'na katılıp iyi bir dereceyle tamamladı. Bu başarısı onun popüler erkek grubu Mirror'ın ana dansçısı olmasını sağladı. Geçtiğimiz hafta Kai Yin'in de aralarında bulunduğu Mirror grubu Hong Kong konserinde sevenlerinin karşısına çıktı. Görsel şölen için çelik halatlara bağlanıp yukarıdan indiler sahneye. Koreografi ve görsel şovları kusursuz görünüyordu. Heyecan, enerji doruktaydı. O sırada şovun bir parçası olan dev ekranlar sarkıtıldı. Ancak ağırlığı taşıyamayan halatlardan biri kopunca 600 kiloluk dev ekran Mo Li Kai-yin'in üzerine düştü. Ona yardıma koşan bir arkadaşı daha ekranın altında kaldı. Ekranın altında kalan talihsiz dansçı ağır yaralandı. Hemen hastaneye sevk edildi. Beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı. Ciddi baş ve boyun yaralanmaları vardı. Birçok kemiği kırılan genç dansçı peş peşe iki ameliyat geçirdi. O ameliyatların ikincisi tam 8 saat sürdü. Operasyonlar başarılı geçti ama genç dansçının durumu hala kritik. Doktorlara Kai Yin'in kopan sinirlerinin iyileşmemesi halinde boynundan aşağısının felç kalabileceğini belirtiyor. Tamamen iyileşse bile tutkunu olduğu mesleğine geri dönmesi zor görünüyor. Genç dansçının hayatını kabusa çeviren kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ekipler ekrana taşıyan çelik halatta metal yorgunluğu tespit edildiğini duyurdu.